yapıyorum. Süründüğünde mesela son satıra, rakibin son satırına gelince mesela istediğin bir taş alabiliyorsun. Çapraz yedikleri zaman geçerken almada özellikleri de var. Çok hoşuma gidiyor. Mesela hayatıma bir güzellik kattı. En sevdiğim şey satranç olmaya başladı. Çok heyecan verici. Çocuklarımıza da iyi örnek olacağımızı düşünüyorum. Onlar için de iyi olacak bence. Eğlenceli bir aktivite olacak bizim için de. Herkese başarılar. Ben onlardan daha heyecanlıyım açıkçası. Teşekkür ediyorum. Burada hepimizin görevi hanımefendiyi korumak, şahı korumak. Onun için buradayız. Askerlerimizi süreceğiz oyuna önce. Sonra etrafını çevreleyeceğiz oğlumun anlattığı kadarıyla. Elimizden geldiği kadar savaşacağız yenilmemek için. Nasıl bölüştük? Böyle uygun gördü. Hocalarımız böyle uygun gördü. Esasında aynen her zaman oğlumun arkasındayım. Her yerde onu desteklemek için elimden geleni yapıyorum. O da bugün annesini korumak için burada. Burada kale rolündeyim. Kale işte şahla rok atarak savunmaya ve oyun sonuna doğru saldırı amaçlı kullanılır. Dediklerine uyacağım yani İsmet Hocam. At. Çünkü zaten gerçek hayatta da atları çok seviyordum. Seviyorum. Bir de atların şöyle üstünden atlama şeylerini de çok seviyorum. Bence çok etkin yani. Satrançta çok etkin bir taş oldum. Birkaç ay önce başladım. Bu da satranç oynamak ve böyle sıralama falan bence çok güzel. Yani çok güzel bir oyun. Piyon. Piyon oyun sonunda terfi olabilir. İstediği şeye dönüşebilir. Başka da düz gider ve çapraz yenilir. Güzel bir duygu. Burada bulunduğum için mutluyum. Ben şimdi bu etkinlikte fil oldum. Buradaki görevim siyaha gelen taşları yemek. Güzel. Heyecanlanıyorsun ilk başta. Kazanalım maçı o kadar. Eski milli oyuncuyum. Uluslararası hakemim. Turnuvada da turnuva baş hakemim. Çok güzel bir duygu. Herkese tavsiye ederim. Biraz, o kadar çok değil de biraz heyecanlıyım. İnşallah kazanırlar. Başarılar diliyorum. Yalnız Kasparov bir eski dünya şampiyonu Karpov'a Türkiye'de tercümanlık yaptım. Ve çok çok zeki, çok bilinçli ve çok efendi bir dünya şampiyonudur. Kasparov'la taşım hakemlik yaptım ona. Türkiye'de geldi ve simultane verdi. O simultaneyde hakemlik yaptım. Hakemlik yapmak simultane. 24 kişiye karşı oynadı. Ve bizim oyuncular da bazıları onu yendiler. Berabere yaptılar. Güzel bir duygu. Öyle dünya şampiyonlara hakemlik yapmak da çok güzel bir duygu. Yani burada organizasyonda görev alıyorum. Milli sporcuyum. 11 kere Türkiye Bayanlar Şampiyonluğum var. Valla olmak zor ama muhafaza etmek daha zor. Yani devamlı çalışmak lazım. Var çünkü bu farklı bir şey. Canlı tahta üzerinde değil de çocukların taş yerine çocukların veya daha büyüklerin olması daha heyecan verici bir şey. Yani ilk kez sayılır. Evet. Yani böyle oynandığı var ama taşlarla böyle çocuklarla değil yani. Değişik olmuş. Hocam şöyle. İyi söz abi. Kale at değil, vezir şah piyonlar. Aynen öyle. Yani bu Kasparov'un danışmanı buradaymış ya. Kasparov.
Tamamdır. Geç, oraya geç. Hah. Hah. Şimdi çalkıyor. At, at. Katliam çıktı. Hızlı geç. O da kal. Oldu. Kale 8. Hiç sorun değil. Tabii. Sen onu ye. Onu yerine ye. Çabuk ol. Sen onu yerine ye. Çabuk. Teşekkür ederim.